Gökyüzünde özgürce uçmayı kim istemez ki? Uçmak özel bir olaydır. Uçabilen biri özgürdür. Ama her özgür olan uçamaz, öyle değil mi? İşte özgür olan insanoğlu içindeki bu uçma arzusunu gerçekleştirebilmek için çok uğraşmış. Birçok araç geliştirmiş. 2011 yılında YouTube'a yüklenen bir video uçma aracı konusuna değişik bir katkıda bulunmuş. Yayınlanan video serisinde bir kişinin uçma arzusunu gerçekleştirme aşamaları görülmekte. Ve sonunda da... Ağustos 2011'de YouTube'a 14 parçalı bir serinin ilk videosu düşer. Sizi Yarno Smith ile tanıştırmak istiyorum. Yarno, dede ve ninesinin evlerinin tavan arasında çizilmiş birkaç plan bulur. Bu planlar dedesine aittir ve uçan bisiklete benzeyen bir aracın planlarıdır. Dedesinin ömrü bu planları hayata geçirmeye yetmez ama Yarno bunları ete kemiğe büründürme konusunda kararlıdır. Böylece kendi uçan aracını yapmayı kafaya koyar. Dediğine göre 10 yıl boyunca araştırma yapar ve işe koyulur. Dedesinden kalan planlara göre aracın işe yarayıp yaramayacağını öğrenmek için Hollanda'da bulunan Groningen Üniversitesi nöromekanik ve protez alanında çalışma yapan Bert Otten'a danışır. Otten, insan kas iskelet sistemi üzerine çalışmalar yapan bir bilim insanıdır. Otten, bataryaların ağırlığı sorununu çözdükten sonra Yarno'nun uçamaması için bir neden olmadığını söyler. Yarno'nun uçma aracı dev kanatlardan oluşacaktır. Projesini hayata geçirmek için bir depo ayarlar. Yapacağı bütün çalışmaları açtığı bir blog sayfasından da insanlara duyuracaktır. Kanatları 3 boyutlu olarak tasarlar. Kanatları kaplamak için paraşüt kumaşı, kanatların iskeleti için de karbon fiber kullanacaktır. Düzenek, sırtına geçirdiği kısımdan elektrik alarak çalışacaktır. Ekibini kurar ve uğraşları sonunda motorları çalıştırmayı başarırlar. Çalışmalar devam eder. Kuşların nasıl kanat çırptıklarını inceleyerek kanatları oluşturmaya başlarlar. Kanat hareketini kol hareketiyle eş güdümlü hale getirir. Sıra kanat iskeletlerinin oluşturulmasına ve paraşüt kumaşıyla kaplanmasına gelir. Her şey hazır olduğunda test uçuşu için bir engel kalmamıştır. Test başlar. Yarno yerden bir miktar yükselmiştir. Tam havalanamayan Yarno'nun bu videosu 1 milyondan fazla izlenir. Asıl uçuş günü geldiğinde Yarno ve ekibi çok heyecanlıdır. Geri sayım biter ve Yarno havalanır. Göklerde özgürce uçmaktadır. Yere indikten sonra ise duygularını anlatmak için sözcük bulmakta zorlanır. Uçmanın çok güzel bir his olduğundan bahseder. Tebrikler Yarno. Hikaye burada mutlu sonla bitiyor demek isterdim. Yarno Smith uçtu uçmasına ama herkesi de kandırmayı başardı. İzlediğiniz uçma görüntülerinin hiçbiri gerçek değildi. Hatta Yarno Smith'in adı Yarno bile değil. Yarno Smith olarak kendini tanıtan kişi 3D sanatçısı ve film yapımcısı Floris Kaik. BBC'nin haberine göre kendisi de her şeyin düzmece olduğunu itiraf etmiş. YouTube'da adını arattığımızda adının bazı 3D filmlerde geçtiğini çok kolay bir şekilde görebiliyoruz. Kaik bu içeriği online storytelling, yani çevrimiçi hikaye anlatısı konusunda bir alıştırma olması için hazırladığını ifade etmiş. Ayrıca 2013 yılında TEDx Talks kanalına yüklenen videoda hazırlamış olduğu bu projeden bahsediyor. Since I remember, I dream of being able to fly like a bird with flapping wings. And I like to imagine what it would feel like to float through the air and see the ground beneath me passing by. And that fantasy made me decide to start the Human Bird Wings project. This was a fictional story which took place on the internet during a period of 8 months. And the main character of this story was called Yarno Smeets. And for those who didn't notice yet, this is actually me.
Kayak'ın bu çalışması bazıları tarafından üç kağıt gibi görülse de artık günümüzde reklamlar bile bu şekilde hazırlanmaktadır. Viral reklamların özelliği insanların ilgisini çekmesi ve kısa zamanda çok hızlı bir şekilde yayılması. Aslında oldukça yaratıcı olan bu çalışma gerçekten de uçma isteği duyan kişileri harekete geçirebilecek ateşleme gücüne sahip bana göre. Gerçi günümüzde kanat yerine çok güçlü jetpackler ile uçulabiliyor. Ama neden olmasın? Belki Yarno gibi birisi gerçekten bu projeyi bir yerlerde hayata geçiriyor olabilir mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha durun, video burada sona ermedi. Sizden ufak bir ricam var. Bildiğiniz üzere resmi web sitemizi kurduk. Web sitemize girip YouTube kanalımızda olmayan bazı içerikleri de oradan takip edebilirsiniz. Bunun yanında Odyssey'deki kanalımızı da mutlaka ziyaret edin. Görüşmek üzere.